Çotanak'la devam ediyor. Reklamların ardından yeniden karşınızdayız efendim. Bu bölümde Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman bizlerle birlikte olacak. Fındıklı hasat sezonuna artık bir aydan daha az bir süre kaldı. Haliyle herkesin aklında olan bazı sorular, bazı merak edilen cevaplar var. Onları değerlendireceğiz. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Uzun bir süre rahatsızlık geçirdim ama şimdi iyiyim. Geçmiş olsun. Bizler de buradan geçmiş olsun diyelim. Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Malum geçtiğimiz günlerde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak bir fiyat ve yevmiye fiyatı açıkladınız. İşçi fiyatı açıkladınız. Fındık taban fiyatının en az 160 TL olarak açıklanması gerektiğini söylediniz. Bu açıklamanın ardından tabii ki her zaman oluşan o tablo değişmedi, o manzara değişmedi. Kimisi fındık taban fiyatının az olduğunu söyledi. Kimisi özellikle 800 lirayla başlayan yevmiye fiyatlarının az olduğu konusunda sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bu hem üretici kısmından böyle oldu hem de üretici birlikleri kısmından böyle oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Buna ne cevap vereceksiniz? Neden 160 TL olarak açıklandı ya da 800 TL olarak belirlenirken nelere dikkat edildi? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bir kere biz STK temsilcileri evet çalışmalar yapıyoruz, yapmalıyız. Ancak bu tür işleri devletimizin yetkili organlarıyla birlikte açıklıyorduk. Çalışmalarımız birlikte oluyordu. Valilik başkanlığında, vali yardımcılarıyla birlikte, İşkur. Dolayısıyla etkili ve yetkili kişilerle birlikte yapardık. Son 3 yıldır devlet işini kendini çekti, soyutladı taban fiyatı ya da yevmiye, işçi yevmiyelerinden. Bu da bize kaldı. Dolayısıyla İşkur'la görüş alışverişinde yaparak onların artış şekilleriyle birlikte biz de kendimizi hem geçen yılı hem bu yılı üreticinin geleceğini düşünerek bu fiyatları açıklamak zorunda kalıyoruz. Şimdi bizim açıklamış olduğumuz fiyat aslında %100 fiyat. Baktığımız zaman geçen sene 410 lira mı 415 lira mı neydi açıkladığımız işçilik maliyetleri. Bu sene biz onu %100'e yakın bir rakamla 800 lira yaptık. Bu tavsiye niteliğinde en düşük fiyat dedik. Bundan aşağı olmayacak. Şimdi sosyal medyadan bize sistem edenler 1500 lira ver kardeşim, 2000 lira ver, 3, elini tutan yok ki. Ama bu piyasayı allak bullak etmek oluyor. Burada bunun bir kıstası olmalı, bir çıtası olması lazım. Bizim odalar olarak bir araya geldik. Çok ciddi maliyet hesapları yaptık. Hem fındık maliyetinde hem işçilik giderlerinde. Dolayısıyla açıklamış olduğumuz fiyatta en düşük fiyatı açıkladık biz. Bu tavsiye niteliğinde açıkladığımız fiyatlar. İşçi zaten kendi piyasada kendi fiyatını kendisi oluşturuyor. Biz bundan aşağıya olmayacak. Şu kadar yaştan aşağıya çocuk çalıştırmayacaksın, şu kadar yaştan yukarıya yaşlı çalıştırmayacaksın gibi bunları bir araya getirdik. Açıklamamız bu yöndeydi. Ama sosyal medya bir anda patladı işte. Bu fiyatları işçi buluyorsunuz. Evet, yani sistem edenler kısmen haklı. Niye haklı? 800 liraya evet bu piyasada insanlar çalışacaktı. Ekmeği kaç paraya alacak? Peynirin kilogramı kaç para oldu? Evet, doğru bunlar. Bunlara katılıyoruz. Ama biz fındığı kaç paraya satacağız? Baktığımız zaman üretici tarafından baktığında biz fındığı kaç paraya satacağız? İşte bütün bunların hesabını kitabını yaparak günlerce, saatlerce, haftalarca çalışarak özellikle odalarımızda çalışan mühendis arkadaşlarımız Ordu, Perşembe, Fatsa, Ünye, Ulubey vesaire arkadaşlarımız çalışarak bu rakamları belirliyoruz. Ve bizim çok enteresan, bunun altını çizmek istiyorum. Bizim açıklamış olduğumuz hem taban fındık taban fiyatı hem işçi taban fiyatları Türkiye genelinde baz alınıyor. Çünkü fındığın kalbi Ordu'da atıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin en çalışkan ziraat odası yöneticileri, başkanları Ordu'da. Dolayısıyla
bunu diğer oda başkanları, diğer odalar işte Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun vesaire fındığı olan iller de bizim açıklamış olduğumuz bu rakamları baz alıyor. O yüzden yani üreticilerimiz lütfen klavyeden yazarken biraz dikkat ederlerse iyi olur. Üreticiler bu konuya da dikkat etmeli. Bizler de basın olarak ziraat odalarının ne kadar bu konuda çalışkan olduğunu hepimiz de şahidiz. Evet. Bunu da söylemek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Fındık fiyatının 160 TL olarak sizler tarafından açıklandı. Ama dediğiniz gibi bu bir taban fiyat. Biz 160 daha fazlası olursa zaten hayır demeyiz diyorsunuz. Genel olarak bir beklenti çevrede duyduğunuz, üreticilerin sizinle konuştuğunda beklentileri neler? 160 TL'ye nasıl bir tepki verildi peki? Yani 160 liranın daha üzerinde olması da gerekir mi? Ya ben bundan 2 ay önce dedim. Yani bunu söylememde de bir beis görmüyorum ama bizim Ordu ilinde açıklamış olduğumuz rakam beni bağlar. Netice itibarıyla bir konsensüs sağlayarak bunu söyledik. Ama bireysel olarak fındığın taban fiyatı hakkı 200 lira dedim ben 2 ay önce. Bunu niye söyledim? Ben işçilikle alakalı baktığımda, soframa götürdüğüm ekmeğin fiyatıyla alakalı baktığımda, pirinçle baktığımda, alabildiğim etin kilogramıyla baktığımda bu böyle olmalı diye söyledim. Her şey %100'ün üzerinde zamlanırken bir ülkede, ya ülkemizde cennet bir vatanımız var. Bir tarım ülkesiyiz ama maalesef bu cennet vatandan, bu tarım ülkesinden yararlanamıyoruz. Ne ben bir tarımcı olarak, çiftçi olarak yararlanabiliyorum, ne de ürettiğimi alan vatandaş yararlanabiliyor. Dolayısıyla her şey %100'ün üzerinde seyrederken fındık taban fiyatının 160 lira açıklamış olmamızın olması gerektiğini söylememizin bir esprisinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla haklı olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda. Üretici ya da ticaret erbaplarından olumsuz bir tepki almadık bu fiyatlarla alakalı. Ya belki ithalatçı, ihracatçı ya ne oluyoruz arkadaş kendi kendilerine demiş olabilirler. Ama herkes takkesini önüne alıp bir düşünmeli. Ne oldu yani 160 liraya taban fiyatının içerisinden hangi kalemler çıkıyor da biz onu 160 lira istedik. 117 lira maliyeti var bu fındığı. Maliyet belirlenirken neler dikkat ediliyor peki başkanım? Maliyeti belirlenirken fındık dip sür aklınıza ne geliyorsa. Hayvansal gübreden kimyasal gübreye. Atacak olduğumuz fındık kurdu ilaçlamasından dip sürgünü almaya. Aklınıza ne gelebiliyorsa onlarca kalem var onun içerisinde, giden içerisinde. Diyeceksiniz ki yani bunu herkes bu gideri yapmıyor. Doğru. Terme ile Ünye'nin fındık maliyeti çok farklı. Çarşambayla Terme'ninki farklı. Ama Akçay sınırını, Ordu il sınırını bu tarafa geldiğinizde Ordu ili, Giresun ili ve Trabzon illerinde fındık maliyeti biz 117 lira bulduk ya. Bunu 150 lira, 140 lira bulan yerler de var. Biz bunlardan da söylemek istemiyorum ama bu 3 il, 3 vilayet fındıkta özel bir bakışa ihtiyacı var gerçekten. Biz kendi mecrahımızda yani Ordu ili ölçeğinde bu maliyet hesaplamalarını yaptık. Fatsa yaptığı maliyet hesabını, Ünye yaptığı maliyet hesabını, Ordu yaptığı, Perşembe yaptığı. Biz bütün bu maliyet hesaplamalarının ortalamasını bulduk. İlçeler arası da değişti o zaman. Elbette değişiyor. Mesela Fatsa'daki maliyet hesaplamaları daha yüksek. Ünye'de daha niye yüksek? Çünkü kokarca zararlısı, fındık delen zararlısı, külleme hastalığı zararlısıyla mücadele. Yılda eskiden bir ilaç atıyordun. Fındık toplayana kadar o sana yetiyordu. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte değişik hastalıklarla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla burada 5 ilaçlama hatta 6 ilaçlama yapan arkadaşlarımız var. Bunu söyleyince bir abartmış gibi geliyor başkalarına. Kiraz üreticisi 19 kez giriyor bahçeye ilaçlamak amaçlı. 19 kez. Biz 5 hatta şu anda 6'yı yapan arkadaşım var benim Ünye'de. Dolayısıyla yani ilçe de maliyet hesapları farklılaşabiliyor. Bizim açıklamış olduğumuz bu maliyet hesabı ortalama bir hesap, onu da söyleyebilirim.
Evet, şimdi fiyat demişken serbest piyasayı sormadan tabii ki geçemeyeceğim. Her yıl yaşanan manzara bu yılda değişmedi. Artık hasat sezonuna dediğim gibi adım adım yaklaşıyoruz. Bu ayın sonundan itibaren belirli kesimlerde fındık hasadı, gerçi daha tarihler açıklanacak ama o tarihler sonrasında başlayacak. Ve her yıl yaşanan bir oyun var serbest piyasa tabelalarında. Fiyatlar hasata yaklaşırken nedense iki hane, hatta yani iki haneye kadar düşürülmeye çalışılıyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 105 lira civarında seyrediyor. Evet. Bir fındık çalışma grubu var. Orada da tabii ki serbest piyasadaki son rakamlar da baz alınıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatı 127 liradan alırken serbest piyasa 105 liradan şu an fındık alıyor. Siz buna ne yorum yapacaksınız? Neden bu oyunun bir türlü önüne geçemiyoruz ve serbest piyasada neden böyle bir düşürme telaşı oluyor? Üreticinin kazancının önüne engel konuluyor. Her şeyde adalet. Yani niye adalet? Ya şu ağacın yaşam hakkı adaleti var. İşte siz bir ülkede bir ülkeyi yönetimini kendi alanına, kendi mecrasında baş başa bırakırsanız başınıza gelen bunlar olur. Ben bir kere TMO 127 liraya fındık satışı yaparken 105 liraya dediğiniz gibi iki haneli rakamlara kadar düşürmeye çalışan bir kesimi bunu ayıplıyorum. Bu gerçekten çok ayıp oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tarımsal girdilerde en çok dövizi kazandıran bir üründen bahsediyoruz. O kadar kıymetli ürünümüz var ki başka ülkelerin tarım ürünü olsa fındık belki eczanelerde ilaç olarak satarlar. Belki de satılıyordur da. O kadar güzel bir ürün. Her alanda sarfiyatı çok yüksek derecede. Sofradan eksik olmayan, bir misafirin geldiğinde ikram edebileceğin hem yurt içinde hem yurt dışında bütün dünya en iyi bir çerez. Dolayısıyla bizim burada ya biz kıbleye nasıl dönüyoruz? Bütün bu olayları yaptıktan sonra çok anlayamıyorum. Yani Müslüman bir ülkeyiz, Müslüman toplumuz diye övünüyoruz. Milli birlikten, milli beraberlikten vurgular yapıyoruz zaman yeri geldiğinde. Ama çıkarım olunca her şeyi unutabiliyorum bir anda. İşte bunun çok ayıp olduğunu söylemek istiyorum. Ayıplıyorum sadece. Herkesi gerçekten vicdanıyla baş başa bir düşünmesine gerektiğini söylemek istiyorum. Bilemiyorum, bunun mutlak surette bir kanunu olmalı. Yıllardır bunu söylüyoruz. Yani var belki de fındık kanunu ama kullanılmıyor. Gündemde değil. Bunun güncellenmesi gerekmekte. Fındık kanunu çıkması gerekmekte. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tek başına en az 2 milyar doları kazandıran bir üründen bahsediyoruz. Bunu Ahmet vasıtasıyla kazanıyoruz. Mehmet vasıtasıyla fark etmez yani. TMO vasıtasıyla kazanabiliyoruz. Ama 2 milyar dolar bu, en azını söylüyorum. Böyle bir üründen bahsediyorsun. Ama hep ben çok kazanacağım. Ahmet Efendi kazanmasa da olur. İşte Hasan Efendi çok kazanacak. Atça teyze ekmek yemese de olur. Olmaz ya. Olmaz. Bunlar çok ayıp şeyler ya. Serbest piyasada bu sene ama üreticinin biraz kararlı bir duruş sergilediğini de gördüğümüzü söyleyebilir miyiz başkanım? Ben devam edecek diye düşünüyorum. Böyle bir beklentim var. Yani serbest piyasada geçen sene biraz üretici dik durdu. Dik duruşun da karşılığını aldı diye düşünüyorum. Çünkü fındık serbest piyasada 120 lirayı geçti. Evet. Çok 130, da hızlı bir şekilde de ilerledi ilk tabii, başlarda. Tabii 130 liralara dayandı. Bu üreticinin dik duruşuyla alakalıydı. TMO da bu sene devreye girer. Fisko Birlik de kendini yavaş yavaş toparlıyor. İnşallah iyi günlere doğru geliriz. Dolayısıyla üretici piyasadaki hakkını fındıkta alır diye düşünüyorum. İnşallah da alır çünkü hepimiz bunu bekliyoruz. Evet. Yıllardır bir fiyat tartışmasının gölgesinde yok olup gitmesine gönlümüz razı olmaz. Tabii fındıkta bir rekolte tespit çalışmaları da var. Yarın itibariyle sanırım sona erecek. Üründe rekolte tespit çalışmalarında nasıl bir tabloyla karşılaştık? Bu yıl rekoltede bazı kesimler kayıp olabileceğiyle alakalı açıklamalar yapıyor. Özellikle dökülmelerin çok fazla meydana geldiği söyleniyor. Ünye'de de bu var mı? Siz neler söyleyeceksiniz rekolte tespit çalışmalarına dair? Şunu söyleyeyim.
O kadar güzel fındık görüntüsü var ki bu sene. Umut ediyorum, isterim ki o güzel görüntü harmana gelsin, harmandan, patozdan çuvallara girsin. Malın fazlalığından korkmamak lazım. Ama olmayan rekolteyi oldu gibi, olan rekolteyi olmadı gibi göstermek de bize yakışmaz. Dolayısıyla Türkiye'de Ordu ili, az önce ziraat odalarıyla alakalı örnek olduğumuzu söyledim. Türkiye'de fındık rekoltesinde de Tarım İl Müdürlüğü'nün önderliğinde yapmış olduğumuz bu çalışma da Türkiye'ye örnek olacak. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Ünye'de ya da Fatsa'da ya da diğer ilçelerde bütün rekolte ekibini mevcut ziraat odası yöneticileri biz ağırlıyoruz o gün. Ziraat odası başkanlarıyla, diğer odalarda personellerimizle o misafirlerimizi biz ağırlıyoruz. Ünye'de yaptığımız o rekolte çalışmalarında da arkadaşlarımızla oturduk. Mevcut görüntünün %25 noksanı olacağını o gün, bunun hesaplamaları mutlaka önümüzdeki günlerde olacak. Mevcut görüntünün %25 altında olacağını bize söylediler. Ben çok böyle rakamlarla oynamak istemiyorum, söylemek istemiyorum. Belki yanlış söyleyebilirim. Ama dalda görünen fındık çuvala girmeyecek gibi gözüküyor. İnşallah umut ettiğimiz, fazla mal göz çıkarmaz derler ya, ben rekoltenin yüksekliğinden korkmuyorum ama o yüksek rakamlar olmayacak gibi gözüküyor. Tartışmaları her zaman yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Özellikle daha yani fındık olgunlaşmadan Şubat ayında, Mart ayında, Mayıs ayında özellikle bir rekolteyle alakalı bazı kurumlar tarafından yüksek rakamlar açıklanıyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu yıldaki neler meydana geldi mi sorusunu yinelemek istiyorum. Şundan yinelemek istiyorum. Biz bu yıl bu dökülmeyi neden yaşadık? Yani Ünye'de de mutlaka vardır ama neden yaşadık? Dökülmeler nasıl meydana gelmiş? Siz nasıl bir tablo gördünüz bahçelerde? Evet, çok teşekkür ederim. Yani çok kıymetli bir soru. Şimdi şu an çok ciddi dökülmeler var. Şu anda dökülen fındık harmana gelmeyecek elbette. Bunun sebebi, birinci sebebi yaşadığımız aşırı kuraklık. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Evet, son yağmur yağdı, işte Fatsa'da bir miktar, İkizce'de çok ciddi anlamda sel oldu ama bu yağan yağmurlar anlık yağdığı için bunlar toprağa nüfuz etmeden derelere topraklarımızı, hatta verimli mineralli topraklarımızı alarak derelere götürüyor. Bu yağmurların vaktinde, zamanında yağması gerekiyor. Cenab-ı Allah takdir etti, böyle oluyor, bilemiyoruz. Elbette bu cennet doğayı da biz bu hale getiriyoruz. Yakarak, yıkarak, yok ediyoruz. Dolayısıyla da bu işlerle karşı karşıya geliyoruz. Birinci etkisinin, dökülmenin birinci etkisinin ben yağmur almadığını, kuraklık olduğunu söyleyebilirim. İkinci etkisinin, toprak artık kazılmıyor, işlenmiyor. İşlenmiyor, toprakta toprağın ihtiyacı olan, fındığın ihtiyacı olan daha doğrusu elementler verilmiyor. Biz mesela sabah kahvaltı yaparken işte ekmeği kızartıyorsun, yumurtayı haşlıyorsun, işte yağda kızartıyorsun, zeytini geliyor, peyniri geliyor, bal oluyor. İşte sen benim önümden uzanarak bal alıyorsun, biz senin önünden uzanarak zeytin alıyoruz. Bunu fındığın da bir eli ayağı var, bir ağzı var, yani aşağıda bir kökleri var. Onun da yapması lazım. Dolayısıyla vatandaşlar da bunları çok yapamıyor. Ekonomik koşullar deyin. Bilemiyorum. Yani fındığın taban fiyatı, geldiği noktalar, bölünmüşlük, parselasyonlar deyin, ne derseniz deyin. Dolayısıyla bundan dolayı da dökülmelerin etkisi olduğunu söyleyebilirim. Evet, dökülmeler nedeniyle de bu yıl dediğiniz gibi belki bir rekoltede düşüşte meydana gelebilir. Yani belki. Dökülme de buna etkili olacak. Kokarca var mı sorularınız içerisinde, evet, bilmiyorum. Evet, var ama bir sonraki bölüme sakladım. Evet. Şimdi şu aşırı kuraklık mevzusuna biraz parantez açmak istiyorum. Şöyle ki bu yıl dediğiniz gibi çok fazla bir sıcak havanın etkisi altındayız. Özellikle Şubat ayı Ordu'da en sıcak geçen illerden birisi en oldu. Kurak. Evet, en kurak bölgelerden birisi oldu.
tabii haliyle üreticinin aklında şu soru var. Bu funda nasıl etkisi olacak? Hatta şunu da sormak istiyorum. Hasada adım adım kaldı diyoruz ama belki daha da erken olma ihtimali var mı hasadın? Siz neler söyleyeceksiniz? Bir anda dökülebilir. Yani fındık Ağustos 10'u yani 1'iyle işte Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayı 10'unda işte başlama zamanıdır. Sahiller için bunu söylüyorum. Yukarıya doğru biraz daha farklılaşır. Ama bu iklim koşulları sanki kavuruyor. Eğer son yağmur Şubat kurak geçti. Laftan lafa atlıyorum ama Şubat kar yağması gerekirken Şubat kurak geçti. Bir Mayıs ayı niteliğinde geçti. Nisan yağmurlarını bekledik. Haziran'da geldi. Dolayısıyla yani işte bütün bunlarla birlikte bitki de abandone oluyor. Bitki de strese giriyor ister istemez. Ya bunları söyleyince yani insanlara ya işte şeyin fındığın stresi mi olurmuş bilmem ne. Ya insanın oluyor da canlı her varlığın stresi oluyor. Dolayısıyla gıdayı alamayınca da iş nokta bu noktaya geliyor. Ben çok ciddi bir yani dökülme var. Bunun da rekortaya etkisi olacağını düşünüyorum. Bir reklama gidelim başkanım. Ardından yeniden konuşmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeniden karşınızda olacağız. Yaz sohbetlerinin son saat dilimiyle yeniden karşınızdayız. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'la fındığa dair konuşuyorduk efendim. Şimdi başkanım, fındığa dair çok şey konuşmak istiyorum. O yüzden de ilk sorumu da hemen geçmek istiyorum. İlk sorum şu, fındık hasat sezonunu konuştuk. Dediniz ki belki sıcaklığın etkisiyle bazı yerlerde daha erken başlayabilir. Biz şimdi onlardan bir tanesini arkadaşlarımla görüntü yazılacaktır. Giresun'da ekrana geldi. Giresun'da bir üretici bahçeye erken girmiş, fındığını toplamaya başlamış. Hatta daha da erken, daha da geç kaldığını söylüyor ve randımanın da 55-56 olduğunu söylüyor. Haliyle şimdi onu görenler de o zaman ben de mi toplamaya başlasam sorusunu akıllara getirecek. Erken hasatla da ilgili hem uyarınızı da almış olalım. Neler söyleyeceksiniz? Giresun'daki bu üreticinin işte bahçeye girdim, topladım, geç kaldım, işte 55 randıman geldi söylemlerine karşı siz neler söyleyeceksiniz? Bir bildiği var mıdır? Bence yoktur. Yani o belki yeşil fındık satmak için onu yapıyor olabilir. Giresun'da yağlı fındık çoktur. Giresun yağlısıdır muhtemelen. Ama bugün ayın 16'sı, fındığın daha henüz toplanmasına 20-25 gün var. Yani sahil için söylüyorum. Evet, Giresun biraz daha yağlı fındıklar az daha erken olgunlaşabilir. Ama bu mevsim, bu saat değil, bu tarih değil. Erken toplanan fındık kesinlikle randımana zarar verir. Randımandan kaybeder. Buruşuk dediğimiz o hali alır. Fındık üreticisi bundan kaybeder. Ben buradan üreticilerimize gerçekten... Ekranlara da geldi şu an. Kendisi şu an bahçesinde fındığını da topluyor, görüyorsunuz. Yani doğru değil. Doğru değil bu. O mutlaka tahmin ediyorum yeşil fındık satmak için bunu yapıyordur. Öyle düşünüyorum. Ya umut ediyorum öyle olsun. Yani bu saatte fındık toplanmaz. Toplanmaz. Sahil il müdürlüğümüzün Tarım İl Ordu Tarım İl Müdürlüğü'nde ben buradan tebrik etmek istiyorum. Hem ziraat odalarıyla çok uyumlu çalışıyorlar hem de vermiş oldukları tarih çok uygun oluyor, çok doğru oluyor. Doğru kararlar veriyoruz hep birlikte. O il müdürlüklerinin vermiş oldukları tarihlere, Tarım İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu, her yörenin il müdürlüğünün verdiği tarihlere uyum sağlasınlar. Hiç değilse insan... Zaten taban fiyatından sıkıntımız var, maliyet hesaplamalarından sıkıntılarımız var. Randımandan kazanalım bari. Bu sene bir daha söylüyorum, dalda gözüken fındık gözüktüğü gibi çuvala girmeyecek. Giremeyecek, zararlar, sıkıntılar, ziyanlar bizi bekliyor. Dolayısıyla bu mevsimde fındığa, bu ayda fındığa başlanmaz. Evet, buradan da bir kez daha üreticileri uyaralım efendim. Giresun'daki üretici de umut edelim. Dediğiniz gibi yeşil fındık satmak için bahçesine girmiş olsun. Olabilir, olabilir. Şimdi tabii ki en çok merak edilen ve konuşmak istediğim bir konu var. Kahverengi kokarca meselesi. Kahverengi kokarca Ordu'ya geldiği günden bu yana özellikle Ünye ve Fatsa ilçelerinde sahil kesimlerde büyük popülasyonlara uğradı. Bazı evleri istila etti ve mücadelenin ilk başladığı ilçelerden birisi de Ünye ilçesi oldu. Kokarca konusunda Ünye'de şu anda nasıl bir tablo var? En başından bu yana neler yapıldı? Sizden dinleyelim.
Yani Büyükşehir Belediyesi'nin vektörel mücadele araçlarıyla, Tarım İl Müdürlüğümüzün mühendis desteğiyle, Ziraat Odamızın tanklarıyla, ilçe Tarım Müdürlüğümüzün keza destekleriyle, Ünye'de Kokarca'nın o kış sezonuna girerken ki popülasyonunu azaltmak adına çok ciddi çalışmalar yaptık. Belediyemiz, Ünye Belediyemiz Sayın Hüseyin Tavlu'ya teşekkür ediyorum. İlaç desteği verdi. Bir iş adamlarımıza buradan isim söylemek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Ziraat Odası olarak bizler de üreticilerimizi destekledik. Ünye'de çok ciddi bir ilaç yardımı yaparak kışa girerken kokarca popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde özellikle çok ciddi ilaçlamalar yaptık. Bir ilaçlama yaptık, iki kez yaptık, üç kez yaptırdık bazı kokarcanın yüksek olduğu yerlerde, çok yoğun olduğu yerlerde. En doğru olanı da buydu zaten. Yani kokarcayı saklandığı evinden bahçelere çıkmadan orada bertaraf etmek, yok etmekti. Bunda çok ciddi önlem almaya çalıştık. Duyarlı çiftçilerimiz fındık sezonu başlamasıyla birlikte işte dip sürgünü ilaçlamalar, birinci ilaçlamalar, ikinci ilaçlamalarla birlikte dip temizlikleriyle birlikte 4 kez en az ortalama, en az demeyelim ama ortalama 4 kez ilaçlanması gerektiğini eğitimlerle anlattık. Ünye'de 5 hatta 6. kez ilaçlayan arkadaşlarım var. Ben kendi bahçemde örnek söyleyecek olursam ilaçladığım evimin yanında 1000 metrekarelik bir alanım var. Bir çerezlik fındığımız var. Buraya gübre, ilaç çok kullanmıyoruz. Burayı bir kontrol edeyim diye ben gittim. Bir de bakarım ki burada canlı yavrular, lavralar, yumurtalar gördüm. İlaçlamak zorunda kaldım. Orayı ilaçladım. Dolayısıyla ilaçlanmayan bölgelerde kokarca sıkıntısı bu popülasyonun yüksek olduğu yerlerde olacak. Buradan üreticilerimize artık geçti. Yani ha şu saatte ilaçlanır mı? Evet ilaçlanır. En azından siz var olan popülasyonu daha aşağı düşürürsünüz. Ya bu işte uyduruk işler bilmem ne işler bu gelir geçer. Hayır öyle değil. Çok ciddi zararlı. Sadece fındığa zarar etmiyor. Kivi de artık gözükmeye başladı. Sebzeler, üretici bahçelerindeki diktiği sebzeler artık meyve vermeye başladı. Oralarda gözükmeye başladı. Domateslerde gözükmeye başladı. Yani bununla alakalı bir sıkıntı çekiyoruz, çekeceğiz gibi gözüküyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Kokarcanın zararını bir hissetmeden sanırım çok ciddi önlem alamayacağız. Biz ne kadar ciddi eğitimler yaparsak yapalım, üretici bunun ciddi bir zararını görecek. Fatsa'da olduğu gibi, Ünye'nin bu doğu yakasında olduğu gibi. Umut ediyorum ki başarılı olmuş olalım. Umut ediyorum ki bu daha yukarılara gitmemiş olsun. Ama ben Sakarya ili Kocaeli ilçesinden, orada akrabalardan telefonlar vasıtasıyla ilaç tavsiyesinde bulundum. Onlara ilaç resimleri, kuponları gönderdim. Terme'de yardımcı oldum. Çarşamba'da arkadaşlara yardımcı olduk. Yani bu sahil şeridinde şu anda çok ciddi gibi gözüküyor. Ama fındık öncesi ilaçlamayı yapanlar fındıkla birlikte yaprakların, çotanakların oluşumuyla birlikte de çok ciddi ilaçlama yapan dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Umut ediyorum, bak bir daha altını çizerek söylüyorum, başarılı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Ama şu anda yavrular meydanda yumurtadan çıkıyor. Fındık toplarken dahi ilaçlamak lazım diye düşünüyorum. Ben tam o konuya parantez açacaktım. Ben de geçtiğimiz günlerde bir bahçede bulunma fırsatım oldu haber için. Fındık bahçelerinde yaprakların altında dediğiniz gibi yumurta ve lavraların olduğunu fazlasıyla görüyoruz. Hasat evet. Sezonuna bir etkisi olacaktır mutlaka. Yani belirli yerlerde önlem alınmadığı sürece. Peki üretici şu an ne yapması gerekiyor hasat sezonuna doğru en azından zararı en düşük seviyeye indirebilmek için? Şimdi az önce dedim ya, yani eğer fındığı toplarken vatandaş görürse orada yanında bir şey bekletmeli, bir silah almalı yanına yani. Hemen işte, bir ilaç almalı. Bir ilaç almalı. Yani sırt kırıklarımız var, ufak el
fısfıs dediğimiz o aparatlar var, ilaçlama aparatları var. Yanında olmalı. Çünkü işçiler bahçede fındık toplayacaklar, dal çekecekler. Özellikle bu Ordu bölgesinde biraz daha Fatsa'nın bu yakalarında daldan fındık toplama işi daha yaygın bu bölgede. Ünye bölgesi fındığı çok daldan toplamaz. Olgunlaşır, 3:2 oranında fındık olgunlaşır, dökülür, yerden alır. Ünye'de biraz daha iyidir bu. Ama üreticiler, yani Fatsa Ordu bölgesinde özellikle daldan toplama geleneği var yıllardır. Yani ona karşı da silah yanlarında olmalı diye düşünüyorum. Bu biri. İkincisi, fındık toplama işi bittikten sonra bu bölgede yavaş yavaş havalar soğumaya başlayacak. Yani serin havalar gelmeye başlayacak ki bu geçen sene böyle oldu. O serin havalarla birlikte kokarcalar kışlaklara gelecekler. Çok değişik metotları var. Kokarcayı yakalamanın değişik metotları var. Bahçede eski hırkalarımızı, eski paltolarımızı asabiliriz. Naylonların içerisine saklayabiliriz. Bahçedeki bahçe evlerimiz var. Samanlık dediğimiz, ambar dediğimiz evlerimiz var. Oralarda tuzaklar kurabiliriz. Yani çeşitli mücadele yöntemleri var. En iyi mücadele yöntemi bahçeye çıkmadan evlerde, kışlaklarda yapmaktır. Dolayısıyla yeri geldiğinde, vakti geldiğinde hem ilçe müdürlüğümüz vasıtasıyla hem ziraat odası vasıtasıyla bunların eğitimlerini, mücadele yöntemlerini yine söyleyeceğiz. Üreticilerimizin bu işi, ben ilacımı bir defa attım, ben tamam işim dememeli, komşuyu ikna etmeli, o diğer komşu, öbür komşuyu ikna etmeli. Mesela ben örnek vereyim size. Biz iki komşuyuz yan yana. Aradaki bahçeyi de ben satmıştım vatandaşa. O vatandaş İstanbul'da, ben aradım. Bak, bahçeni 10 metre derinliğine ilaçlıyorum. 10 metre derinliğine de öbür taraftaki benim diğer komşum ilaçladı. Bak, bunun faturasını sana yazıyoruz, haberin olsun dedim. İnanın biz bunu yaptık. En azından orası da ilaçsız kalmasın. İyi bir fındıkçı benim sol taraftaki komşum. O iyi ilaçladı zaten 2 kez, 3 kez. Ben ilaçladım. Benim bahçemde aradım, taradım. Buradan üreticilerime bunu seslenmek istiyorum. Biz sahil kesimde oturuyoruz. Bahçemde sahil kesimde. Hemen Yunus Emre Evliyası'nın oradayız. Yunus Emre'nin oradayız biz. Çok yüksek derecede bir kokarca popülasyonu vardı. Ben bu ilaçlamaların iyi olduğunu düşündüğüm için oralarda bahçemde görmedim. Ama bir daha altını çiziyorum. Evimin yanında çerezlik olan alanımda ilaç yapmamıştım. Orada kokarca var. Arkadaşlar, bu kadar ciddi bir düşmanla karşı karşıyayız. Çok akıllı, çok uyanık bir düşman. İlacı burada hissettiğinde hemen ilaçsız yere gidiyor. Gidiyor, ben bunu yaşadım, tarttım, aradık, analizini yaptık. Böyle bir hayvan. Dolayısıyla aman sen de dememek lazım diye söylemek isterim. Şimdi mücadele çalışmaları kapsamında evet bir ilaçlama çalışması yapıldı. Bir de biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları dağıtıldı. Evet. Ünye ilçesinde de dağıtıldı. Samuray arılarının kahverengi kokarca ile mücadele konusunda nasıl bir başarısı oldu? Yeniden dağıtılacağı bilgisini de paylaşmıştı Tarım ve Orman İl Müdürü. Siz neler söyleyeceksiniz? Ve dediğiniz gibi üreticinin de bu konuda rağbete kapılmaması da gerekiyor tabii ki. Ben kokarcayla mücadelede Ordu ilinin bir bütün olarak çok ciddi çalıştığını söylemek isterim. Ordu Valiliğimiz, kaymakamlarımız, ilçe kaymakamlıklarımız, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz çok ciddi çalıştılar. Gerçekten ben tebrik ediyorum herkesi. Biz Türkiye'ye örnek olduk. Bakın, kokarca mücadelesiyle ilgili Türkiye'ye örnek olduk. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde, yıllarda da artarak devam edeceğini ben düşünüyorum. Kesinlikle adam sende denilecek bir durum söz konusu değil. Yani samuray arıları var. Ha, samuray arılarıyla alakalı. Bakın, bu Ordu Fatsa'da sanırım bir bahçedeydi. Samuray arılarının salındığı yerlerde kesinlikle ilaç kullanılmaması gerekiyor. Çünkü salınmış samuray arılarına da zarar verebiliyorsunuz. Şimdi arı deyince, bu samuray arılarını bizim en azından bu
Sarıcı arı dediğimiz, sarıcalı arı dediğimiz bu çok yakan, soktuğunda çok yakan cinsten bir arıdır o. Böyle bir arı değil bu. Bal arısı gibi bir arı değil. Eşek arısı dediğimiz arı cins hiç değil. Çok küçük bu bir şey. Bu sivrisinek gibi bir şey. Dolayısıyla çok hassas bir hayvan. Bu hayvanın yaşayabilmesi için de bu yörede kokarca yumurtalarının taze olması gerekiyor. Yani günlük orada kokarcanın günlük yumurta yumurtlaması lazım ki samuray arı da kendi yumurtasını buraya parazitleyebiliyor. Dolayısıyla o parazitlemiş olduğu yumurtalardan samuray arısı çoğalarak çıkıyor. Bu bölgede bunu mutlaka ilçe müdürlüğümüz samuray arısını dağıttığı bölgelerdeki bahçe sahiplerini özellikle söylediler. Onların da çoğalmasıyla birlikte hem biyolojik mücadele hem olmadığı yer. Evet, kimyasal mücadele çok doğru bulmuyoruz, biz de bulmuyoruz. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla bunun biyolojik mücadele yöntemleri çoğaldıkça kimyasal mücadelelerden yavaş yavaş kendimizi arındırırız diye düşünüyorum. Tabii üreticinin de bu konuda rağbete kapılmaması gerekiyor. Siz defalarca söylediniz. Üretici bu konuda özellikle siz açınızdan baktığınızda nasıl bir davranış sergiledi? Gerçekten kahverengi kokarca mücadele konusunda kararlı olan kesim kadar rağbete kapılan bir kesim de var şu var. An. Evet, samuray arısı dağıtıldı. Artık mücadeleyi bırakalım, hasata başlayalım diyen bir kesim var. Ama sanırım en büyük yanlışı yapacaksınız. Buradan onlara ne söyleyeceksiniz? Neler yapılsın? Mutlaka bir ziraat odasının kapısını çalsınlar mı? Çalsınlar. Hem ziraat odasının kapısını çalsınlar, hem ilçe müdürlüklerimizin kapısını çalsınlar. Rehavet yok. Bu işte ben şöyle söyleyebilirim. Kokarcayla mücadele bitecek gibi gözükmüyor. Yani fındık kurdu mücadelesini nasıl yapıyorsak zaten aynı mücadeleyi yapıyoruz. Yani fındık kurduyla mücadele yapan arkadaşımız aynı zamanda kokarcayla da mücadele etmiş oluyor. Dal kıranla mücadele eden çiftçimiz aynı zamanda kokarcayla da mücadele etmiş oluyor. Yani bu, ya ben fındık kurduyla baş edemezken bir de bununla mı uğraşacağım, bunu nereden çıkardınız demesin kimse. Yani bir kalemde ikisiyle, üçüyle birlikte mücadele etmiş oluyoruz. Ama periyodik aralıklarla devam etmek lazım. Kısa sürede bundan kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Kısa zaman diliminde bundan ne kadar bir yıl mesela, önümüzde 2 yıl mı 3 yıl mı daha mı fazla, ben daha fazla devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bu uzun yıllara matuf. Yani her salgının belli bir süresi olur derler, evet. Ya yani 2 yıl olmuş en çok, işte en son yaşadığımız pandemi gibi bunun da böyle bir süresi olacaktır. Vatandaşımız da bununla mücadeleyi özümseyecek ve anlayacaktır. Dolayısıyla biz sanırım mücadelede başarılı oluruz gibi geliyor bana. Evet, inşallah da dediğiniz gibi olur. Evet. Şimdi Ünye Ziraat Odası'nın faaliyetlerini konuşmak istiyorum. Siz ziraat odası olarak oldukça aktif bir ziraat odasınız. Birazcık araştırma fırsatım oldu. Bir safran denemesi başlatmıştınız. Safran denemesiyle ilgili hangi aşamadayız? Başarılı oldu mu? Safran denemesi başlatan üreticiler nasıl tepki aldı? Çünkü evet, bir fındık var. Çilek üretiyoruz, kivi üretiyoruz. Bir tarım ile olarak gerçekten ilerideyiz, Ordu olarak diğer Karadeniz bölgesindeki illere rağmen. Safran konusunda hangi aşamadayız? Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi, safran bir tarım teknikeri bir kız kardeşimiz vasıtasıyla onu denedik. Aldık, diktik ama şu anda henüz daha çimde çıkmadı. Yenisi çıkmadı. Acaba niye çıkmadı onu da bilmiyorum. Onu da çok şöyle başarılı diyemem. Ama şeyini de diktiğimiz yeri de böyle çok tırmalamak istemedim. Belki suyunu verdiriyorum sürekli. Belki soğansı, yani küçük böyle kuş sarımsağı dediğimiz cinsten kök yapısı var. Bunları diktik. Çok yuvayı bozmak istemiyorum. Sanırım çimlenme, yeni çıkma zamanı şimdi. Ama diğer faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sene çok sevinçliyim. Çok yüksek seviyede şey var. Ejder meyvesi çiçeği var. Birkaç kez açtı, döküldü. Geçen sene tattık kendi seramızdan. Bizim ziraat odamızın bir okulu var. Faaliyet alanımız var. 12 bin metrekare bir alan üzerinde kurulu. Çiftçi okulu. Burada biz öğrenci eğitiyoruz.
bildiğiniz bir ilköğretim okulu gibi bir okulumuz var. Tek sınıfımız var. Çocukların burada ilkokul 3. sınıf çocukları eğitiyoruz. Onlar burada fideler işte çocukların okul zamanı kışın oluyor, sonbaharda oluyor zaten. Fideler dikiyorlar, işte marul dikiyorlar, brokoli dikiyorlar, karnabahar, soğan dikiyorlar. Sera içerisinde pancar dikiyorlar, yani kışlık sebze yapıyorlar. Hem teorik bilgi alıyorlar hem pratikte uygulama yapıyorlar. Böyle bir okulumuz var. 4 tane seramız var, bu seraların içerisinde denemeler yapıyoruz. Denemelerden kastımız şu, üretici soruyor bize, işte ziraat odaları ne yapar? Biz fındığa alternatif olmasa bile, bu bölgenin fındıkta alternatifi yoktur. Ama fındığın yanında ek gelir sağlayabilecek neler yapabiliriz deniyoruz. Denediğimiz ürünleri de, bakın bunun maliyeti yüksek. Bu yüksek maliyette manavdan daha ucuz alıyorsun, bunu denemeyin kardeşim diyoruz. Eğer basit uygulamalarla üreticimize ek gelir elde edebilecek bir sunu yapabiliyorsak bunu gösteriyoruz. Mesela fasulye diktik. Bu atalık tohumdan yapıyoruz bir de bunları. İkinci fasulyeyi diktik şu anda. Başarılı İkinci oldu. Fasulye şu an çiçek açmak üzere. Sanırım üçüncüyü de dikeceğiz. Yani bunun ne kadar verimli olduğunu arkadaşlarımız hesap kitap ediyorlar. İşte bir üreticiye şu kadar zaman diliminde bu kadar fasulye yapabiliyorsun. Bu kadar fasulyeden şu kadar kilogram alabiliyorsun. Yani o fasulye işi bittikten sonra toprağa rehabilite ettikten sonra kışlık ürüne geçebiliyor. Bunları gösterdiğimiz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte çalıştığımız borsa, Ünye Ticaret Borsası'nda da ortak olduğumuz bir fındık rehabilite alanımız var. Burada da çeşitli fındık çeşitlerimiz var. Orada hem tek dal fındık uygulamamız var. Ocak sistemi, fındık sistemleri, çeşitli fındık çeşitlerimiz var. Hangisi daha uygun olabiliyor bunu gösteriyoruz. Dolayısıyla çeşitli sebzelerimiz, meyve fidanlarımızın olduğu bir 12 bin metrekarelik bir alanda Tarım Okulu adı altında böyle bir yerimiz var. Burada üreticilerimiz gelebiliyorlar, geziyorlar. Biraz hoşlarına giden ürünlerden satın alıp gidiyorlar. Bunun işte maliyeti karşılığında bunları alıyorlar. Biz de bundan hoşlanıyoruz elbette. Çünkü orada 2-3 tane arkadaş konuşlandırıyoruz. Hiç değilse bir tanesinin zaman içerisinde yevmiyesini ya da onların aylığını çıkartmaya çalışıyoruz. Hem üretimin hem de üreticinin yanında oluyorsunuz. Evet. Hem de ağaç yaşken eğilir deyip böyle küçük yaşta da öğrencileri tarımla da tanıştırmış oluyorsunuz. Yayınımızın da sonuna geldik. Ben size çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler ışığında. Efendim, yaz sohbetlerinin bugün de sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla yeniden görüşene dek mutlu günler. Çotanak sundu.